Merhaba, iyi günler. Hoş geldiniz, Hayırlı buyurun. programlar. Çok teşekkürler, buyurun. Benim bir rüyam vardı. Şu anda çok heyecanlıyım da birazcık da. Çok haklısınız. Şimdi Nasıl şöyle yardımcı anlatayım olalım rüyamı heyecanınızın size. gitmesi için? Ne olur sakin olmaya çalışın. Hiçbir kelimesini atlamadan rüyanızı en ince ayrıntısına kadar anlatın bize. Evet, şimdi rüyamda ben eşimden kalma, ya eşimin babasından kalma bir tane ev varmış. Bu evde işte değişik, yani böyle nasıl anlatayım? Ay, çok heyecanlandım. Valla bilsem sizin yerinize ben anlatacağım da. Nasıl yani, tek katlı ev mi? Şu şekilde anlatayım. İşte ya bir rüyamda geri şeytan benimle evlenmek istiyormuş. Şeytanmış yani. Tövbe estağfurullah. Çok farklı bir rüyaydı böyle. Ben de işte onun tesirindeyim aslında. Bir soru Şeytan sorabilir miyim benimle size? evlenmek istiyor. Ben de işte kabul ediyorum. O evde onunla alakalıymış Bir galiba. soru Hani sorabilir eşimin miyim? bıraktığı evle alakalıymış. Emine Hanım. Emine Efendim. Hanım, bir dakika şimdi hocam bir soru soracak Bir soru size. Sormak istiyorum da bakın. Evet. Sizin eşinizi ya da eşinizin annesini ya da babasını örnek veriyorum. Hani kandırarak tatlı dille kandırarak para aldılar mı? Yani birine Yok. Bir şey verdiniz ya da alamadınız mı o parayı? Yok, öyle bir şey olmadı. Ya öyle bir şey olmadı. Babanızın Eşim oldu de mu? Öldü. İkisi de öldü yani. İkisi de öldü. Annesi babası da öldü. Peki eşiniz bu konuyla alakalı, parayla alakalı bir haksızlığa uğradı mı? Yani uğradı. Mesela diyelim ki örnek veriyorum, kardeşiyle ya da yakın biriyle. Evet, kardeşiyle uğradı. Tam bu rüya onu gösteriyor. Bakın. Hakkını babanız, kayınpederiniz onunla helal etmemiş. Öyle mi? Evet. Ve aynı zamanda eşinizin de eline hakkı geçecek inşallah ama biraz İnşallah. beklemesi lazım. Üzerine gitmesin lütfen. Öyle Helal mi? Olsun Evet. Hocam. Çok teşekkür Tamam. Ediyoruz. Sağ olun. Ankara'ya selam. Hocam harikasınız.